Gelişim Koleji Tiyatro Kulübü olarak bu yıl çok farklı bir işe imza atmak durumundayız. Daha doğrusu farklı bir işe imza atmak zorunda kaldık pandemiden dolayı. Sene başından beri hazırlığımızı sürdürüyoruz ama her yeni açıklamada hazırlıklarımızda değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Yani aslında sahnede normal olması gereken tiyatroyu seyirciyle birlikte sunmak istedik, isterdik. Ama şartlar bizi Haziran'a kadar evden yönlendirdi. O nedenle oyunumuzu hazırladık ama biraz farklı olacak bu yıl. Stand-up komedi değil ama bizimki biraz sit-down komedi olacak. Ve oyuncularımız burada aslında size okuma provalarını yapacaklar. İnanır mısınız ilk kez bir araya geldiler. Bugün 8 Haziran, 8 Haziran itibariyle ilk kez bir araya geldiler. Ve çoğu ilk kez tanıştı yüz yüze. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Bizi desteklerseniz seviniriz. Baylar bayanlar, merdivenden kayanlar, oyununuza hoş geldiniz. Hanımlar, küçükler, beyler, beyler. Dülgür pandemikte, bu güldür, böyle kadar. Bir dakika, hatlar karıştı, netten düştüm. Bilgisayar beni attı, ben bir çıkıp gireyim, fabrika ayarlarıma geri döneyim. Baylar, bayanlar, merdivenden kayanlar, küçük beyler, küçük... Küçük hanımlar, küçük beyler, mini mini beybiler, oyunumuza hoş geldiniz. Efendim, dedik ki kendimize parola güldür güldür. Ama bize paldır güldür. Ancak sahneden canlı bu kadar oldu. Yani paldır güldür. Ne diyelim, adımızı da bu koşullarda elimizden gelen budur diyoruz ve skeçlerle bezenmiş oyunumuza bir film çekerek başlıyoruz. Evet, motor, action. Negatifler tamam. Akü tamam. Ayaklar da tamam. Sussan azıcık ben de tamam olsun. Neyde bulunur ki senin tamlığın? Ödül töreni, canım. Hatta en iyi filmin alacağı ödüllerin töreni, canım. Oscar bile var işin içinde. Yavrum bu Oscar dediğin bir köpek adı ya da bir Beyoğlu pavyonu değil yani. Ha, yetmiyor. Bu iş sensiz olmuyor öyle mi? Allah Allah, bak sen şu işe. İzin ver de hazırlanayım, canım. Alt tarafı üzeri tebeşirle yazılmış küçük bir kara tahta ödül törenine hazırlanıyor. En iyi klaket şakırtısı ödülü herhalde. Ben olmazsam film olmaz, ahbap. Efendim, tanıtayım. Film çekimlerinde kullanılan bir alettir kendisi. Üzerine çekilen sahnenin kaçıncı zartı olduğu, kaçıncı zurtu olduğu yazılır. Sonra böyle zort diye kapatılır. Amaç, montaj sırasında kolaylık sağlamaktır. Anlayacağınız tahtadır kendisi. Sana ne demeli ya? Kamera. Akülü ki zırt pırt biter olur. Akülü bir kamera. Neredeyse şimendifer gibi kömürle çalışacak. Evlat görmüyor musun? Artık dijitali var, uçanı var, kaçanı var. Yalnız unuttukların var. Hatırla, en tehlikeli sahneyi dublörsüz tek planda çekmiştim. Haklısın. Bir de film taksaydın 5-4 maranelik olmazdı. Hadi hadi, ödül törenine hazırlanman lazım benim. Oyalama beni. Ulan şu özgüvene bak be. Alelade bir tahta klaket, sinema sektöründe kamerayla yarışmaya kalkıyor ya, ben ona yanıyorum. Şundaki özgüven, rejisörde yok ha. Alt tarafı tahta, tahta. Çabuk, acele et, ödüllü film olacak. Ha, kırmızı alıyı sermişler, bekliyorlarmış. Sen gelmeden kimse başlamıyormuş. Klaket gelmeden ben başlamam demiş George Clooney. Allah'ım sen koru o yakışıklı Clooney. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Adamı kırmızı alı da salına salına yürü demiş. Bir kere yürü ya kulun demesin. Aa, haydi kulun da mı varmış? Uzatırsak geyiklerle ilgili bir belgesele dönecek iş. Ne çekelim? Ne çekelim? İstersen önce bir Yeşilçam resitali yapalım.
bir çeşit resmi geçit olsun. Ha, konu mu? Boş ver. Nasıl olsa üç aşağı beş yukarı aynı. Zengin kız, fakir oğlan. Ya da tam tersi. Oğlan, kız, imkansız aşk, öksüz çocuk, iyi adam, kötü adam, fabrikatör, gazinocular kralı. 32 kısım tekmili birden. Seni odana götüreceğim.
bakayım. Kan glikozit yüksek, bronşli ve jimdemonizm yüksek, pürün nükleotit katabolizman düşük. Verem oldum. Dur be, buna da gülünür mü? İyi bak kana. ECG'n yani hüman koriyonik gonadotropinin yüksekse hamilesin belki de. Saçmalama, olamaz. Lakin o stabil seyrediyor. Allah yaptıklarının cezasını veriyor Telat. Artık iyi bir adam olmalıyım. Kamuran! Hayır! Hayır! Kamuran! Kamuran! Bütün her şeyi o meşhum gecede ben düzenledim. Niçin vuruyorsun? Hani iyi adam olduydun? Bir bildiğim vardı ondan vuruyorum. Az bekle. Aman Allah'ım. Görüyorum. Yürüyorum da. Aa, topum gene kaçtı. Ne ya ya da bile. Ne ya. Niye hep birlikte saldırmıyoruz ki? Hep birlikte saldırsak dümdüz edeceğiz de. Adamcın ne yaparsın? Stop stop stop. Ne güzel seyrediyoruz. Niye kestik şimdi? Kesmezsek toparlayamayacağız. Baksana sap sağan birbirine karıştı. Öyleyse bir sanat bitir. İç, yürü, mutfak. Et. Nasıl? Kırmızı etle.
Dedim belki. Diyalog öyle uzadı ki ne dediğimi unuttum. Kim? Ne oldu? Bunu niye kestin? O kadar yavaşlar ki hareketsizlikten. Kalıp durdular, bizlik bir şey yok. Ne yapalım öyleyse? Ne yapalım öyleyse? Aslında bunu bir Ege şivesi sosuyla yaptın mı? Al sana kapalı bir şeylerdi komedi. İç, gün, Ege kasabası. Motor. Bu lanet olası tipler de nereden çıktı? Oh yo!
kahrolası lanet federaller. Wow 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 wow. Oh yo. Lanet olsun. Pis pis sıçan gibi deliye tıkacaklar bizi dostum. Dönün 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 arkanızı dönün. O lanet işkembelerinizi mermiyle doldurmadan dönün arkanızı diyorum size pislik herifler. Hey aynasız, lanet olsun. O benim en sevdiğim şapkamdı. Senin tıkacağımız iyilikle o lanet olası şapkaya ihtiyacın olmayacak ahbap. Hey hey hey, ben vergisini ödeyen bir vatandaşım dostum. Beylere haklarını okumay. Neden kendin okumuyorsun o lanet hakları Linda? Hey lanet olası, burada amir benim memur Michael Orleans Jr. O kahrolası beynine sok artık bunu. O kahrolası çenenle konuş da oku haklarını şu lanet yaratıklara. Emredersiniz başkomiser Linda McBey. Bakın aşağılık pislikler, sizi tutukluyorum. Avukatınız gelmeden konuşmama hakkına sahipsiniz. Konuştuğunuz her şey aleyhinize delil olabilir. Teşekkürler memur Mike. Sana ateş taze, çok uzaklaşmış olamazlar demiştin değil mi? Teşekküre gerek yok, yerimde kim olsa aynısını yapardı. Neden bir yerlere gidip birbirimize bir şey ısmarlamıyoruz? Bir içkiye hayır diyeceğimi sanmıyorum. Bildiğin güzel içki satan bir yer var mı? Güzel Meksika içkileri satan bir yer biliyorum. Ya, nerede? Meksika'da. Stop, stop! Bu filmler resmi geçini bıraksak iyi olacak artık. Niye ki? Evet, niye ki? Ana bellek çöktü, modem bağlanmıyor. Madem modem bağlanmıyor, biz de... Öğretmenim! Bond zamzama girecek mi? Bond, ebaba mı? Evet baylar bayanlar, mini mini hanımlar, küçük beyler, pıtır domur beybiler. Şimdi ne alaka diyoruz ve benden kel alaka yanıtımı alıp bir balayı yolculuğuna doğru yola çıkıyorum. Hem de en iyisi çöpsüzüm denecek cinsten. Alın size biraz bal, biraz da ayı. Annem de gelip hizmetimizi görecekmiş. Allah'tan tam zamanında bu tur denk geldi.
Adım adım Avrupa. Atina! Atina! Oğlum dolmuşluk kahyası gibi, nedir o Atina Atina ya? Yok geri yoldan Atina. Biraz daha canlı ya, Atina'ya gidiyorsun ya. Atina! İlk durak Atina. Tanrıların ve mitolojilerin kenti. Sirtaki, Uzo ve Atina. Ha, Atina dedin de. Biliyorsun Atina'da Hamiyet yengemler oturuyor. Bizimkiler mutlaka uğrayın dedi. Turdakiler Akropolis'i gezerken biz de uğrayıverdik. Nasıl olsa çok gördük Akropolis. Bildiğin taş toprak işte. Uğrarız tabii. Oraya kadar gidilir de uğranmaz mı Hamiyet yengeciğimize? Sonra Venedik. Kanallar ve müzeler şehri. Gondol, aşk, müzik. Napoliten şarkılar. Gondola bir halı ser. Halamın kızı müesser. Oraya kadar gelip de kendisine uğramadığımızı öğrenirse keser beni. Beni kimse iyi. Selamı sabah keserse o kötü valla. Bir ayda bir saat. Devede kulak canım, uğrarız. Üzmeyiz Zehra halayı. Boru değil ki bizimki, bal ayı. Sonra da ver elini Amsterdam. Laleler, laleler, laleler. Avrupa'yı sarmış sülaleler. Ey yok o. Kanallar ve laleler kenti, sülaleler kenti diye. Bir de Muttalip dayımın oğlunun yaşadığı kent. Uğrarız değil mi? Üzülür adam. Metrobüs fabrikasında çalışıyor orada. Tabii hayatım. Gün 24 saat, balayı bir ay. Artık Paris'e saklarız başbaşalarımızı. Eyfel, Louvre, kafeler, aşk, bekle bizi. Şansonla, Moulin Rouge, bekle bizi Şanzalize. Bir de Ziya dayım. Bilezik takacakmış bize. Bekliyormuş bizi. Gelini mi pek merak ediyorum demiş anneme. Düğüne gelemedik. Dayım dediğim, annemin üvey annesinin erkek kardeşinin oğlu. Ama burma bilezik hazırmış. Ama Viyana. Orada bekler bir süt ana. Viyana oldu bize, vay ana. Öyle deme, çok emeği var bende. Sonra oğluyla gelinin yanına taşındı. Gelini Gudrun'ya bizi gezdirecekmiş. Kısım akrabalarını mı gezdirecekmiş? Gudruk yenge. Hans dayı, Wolfgang abi, Tante Maria, Baldız Ulrike. Vay be, şu soy ağacına bak be. Osmanlı Viyana'dan dönmüş ama bizimkiler yola devam etmiş. Üç kıtaya nam salmış, aileymişiz. Vallahi karıcığım, ben hesap ettim. Bu balayından bize bir bal saati bile kalmayacak. Kocacığım, ne düşündüm biliyor musun? Bu turdan vazgeçip bir kıyı kasabasına mı gitsin? Mesela Amasra. Sülalemin yarısı. Unutma, Karadenizliyim ben. Peki, Bodrum, Gümüşlük? Hilmi amca, Artvin, Samsun, Rize? Gülcan teyze, Kars, Midyat, Gap? Orada da büyük büyük halam Afida. Ben en iyisi telefon edip yarın işe başlayayım, yarın işe başlayabilirim diye. Önce sen et, sonra da ben arayayım. Yehuuu! Dük, bize bugün ne getirdin? Yehuuu! Yehuuu! 71 parça çocuk güvenlik seti. Artık çocuklarınız güvende. Yehuuu! Yehuuu! Neler var sette? Yehuuu! Mobilyaların sivri köşelerine yapıştırıcı bant, mama koltuğu, bebek koltuğu, elektrik bandı, cam büfeye yaklaşmaya engelleyen elektroşok sistemleri, DVD'ler ve plazma ledleri, laptopları, ev sinema sistemlerini çocuk parmaklarından koruyacak dikenli tel ve her şeyden önce bu sprey. Yuhuu! Yuhuu! Nedir bu sprey? Sustur, dondur spreyi. Yuhuu! Şimdi deniyoruz. Gel bakalım küçük. Yuhuu! Televizyon çıkıyorum. İşte bu. 71 parça çocuk güvenlik setiyle yaramaz çocuklara stop diyoruz. Yuhuu! Artık çocuklar uslu. Otursunlar köşe yastığı gibi mal mal. Yuhuu! Yuhuu! Yuhuu!
oraya yazdırayım. Hayır anne. Öyleyse piyano kursu? Hayır. Keman? Ut? Yok, ut olmaz. Ağır kaçar. Gitar? Hayır, hayır. Jimnastik? Bale? Hayır anne, hayır. Yaratıcı drama veya tiyatro? Hayır. Yaratıcı yazma? Hikaye çözümleme? Kişisel gelişim semineri. Olsun. Ne güzel. Olsun, bir daha başına atacak. Yaratıcı yazma, hikaye çözümleme, kişisel gelişim semineri. Ne güzel, kişisel gelişirsin güzel güzel. Öf anne. Hayır. Bak, Fransızca pek güzel bir dil. Fransızca kursu, sonra anneye dua edersin. Anne. Hayır. Ne istiyorsun kızım o zaman? Oyun oynamak istiyorum anne, oyun. Vallahi mesajı yediğine koydun, kapak oldu. Sokak tabii ya, çocuk sokak istiyor. İyi kızım, çık sokağa oyna. Burçin deyince ses ver ama. Ne sokağı anne ya? Nette bir sürü oyun var. Ha sen illa sokak diyorsan, ver laptopu elime, çıkıp kapının önünde oynayayım. Sokak sayılır orası da. Şarj var değil mi? Şarja takmıştın değil mi? Benim takmamı beklemedin herhalde değil mi? Aynen. Kızım, prensesim, aşkısı, bak sınavlar yaklaşıyor. Hı, aynen. Büyük ideallerim var benim kuzum. Hı, aynen. O ideallerine kavuşmak için biraz çalışman gerekir kanaatindeyim. Aynen. Bunun için kendini azıcık programlaman gerekiyor değil mi? Aynen. Şu telefonla ikinci organ muamelesi yapmamak gibi mesela. Hı. Aynen. Arkadaşlarımla her gün buluşmamak gibi mesela. Değil mi balım? Aynen. Daha az dizi izlemek gibi yani. Aynen. Biraz odamda durup ders çalışmak gibi örnek. Değil mi bebişim? Aynen. Aynen vallahi aynen. Aynen, yarım saate kadar oradayım. Aynen. Hadi kapat. Aynen. Anniş, tontiş. Ben kaçar. Aynen. Bu kız her gün aynı vallahi. Aynen. Baylar, bayanlar, aman anlayın işte. Size sesleniyoruz herhalde. Oğlum ayıp seyirciye öyle denir mi? Anne bir dakika ya. Şimdi... Yani... Bir dakika, o değiller yüksek olacaktı. Unutma. Şey... Baştan al, anne bir dakika da. Anne bir dakika ya. Şimdi... Yani... Şey... Sadece aile değil, söylese ne olur. Sadece aile değil, bir de... yani... Şey... Mahallenin de... Baskısı var, hadi söylese ne olur. Anne bir dur ya, pandemiden beri durmadın. Online dersler de tepemde, hadi söyle. Ben Rorgeri'yi Işe'yi deyip duruyorum. Işe'nin sebebi diyalogmuş ya. Efendim, şimdi de aileden sonra mahalle baskısı. Hatta üç buz çabaktan bile olur diye sanıyorum. Çıs çabak be.
yapacak da bir bastırma ısçağı. Olacak o kadar. Ülen, yiyemediğimiz, hatta çoluğun çocuğun tadını bile bilemediği pastırmanın ısçağını biz çekiyoruz ya. Tövbe tövbe, deliyelim. Allah'ın işine mi karışacaksın sen? Kış gelince de yakacak şey arayıp duracaksın. Senin sıcaktan ve zenginlikten zarar gelmez hayda. Senin çenenden daha zararlı var mı bu dünyada? Yımıldan la zararlı. Hem deyiver bakayım. Na şu gelen bizim demin demin değil mi? Nereden gelip durur ki bu? Sabret. Az sonra Facebook'tan, Instagram'dan bakarsın. Akşamda haberlerde duyarsın. Lan ne bileyim ben? Ben de seninle mi gördüm? Gelince söz. Öf, amma sıcak be. Hayrola Memi değil mi? Nereden gelip nereye gidersin bu sıcakta? Sorgulamayı bırak da Nevin. Hele bir su ver beni. Ciğerim yandı. Ta içede. Hele bir su ver. Ölüyorum be. Ana, soğukucu meleği gibi. Hadi kız, su getir Memi demine. Bak sen, oğlanın içi yanmış. Ne eline buluşacaktı şu ilçede? İlçe mi dedim ben? Demedim öyle bir şey. Valla sende bir şey. Kaynağımı saklayayım. Ne saklayayım? Kızı dediydim. İlçede bir... Ne oldu da kıza? Yoksa benden. Halasından habersiz. Verdiniz mi de Suzan'ı? Nereden çıktı vermek küçücük kızı? Küçücük kızmış. Kız kısmını göz açılmadan 15'inde. Ha bilemedin 16'sını da baş göz edeceksin. Yoksa gittiği yeri beğenmezler. Ona buna mana bulula. He, sen önde ödünde gittin Naydır'a. Gül gibisiniz. İkide bir kavga edersiniz. Sonra kapıyı çarpıp anam gile gidersin. Bu gözün açılmamış halin hani. Sen beni bırak da kime verdin kızı? Benden abasız onu söyle. Yok be bacım, vermek mermek. Öyleyse, ne işin vardı içinde kızla ilgili? Vermediysen? Hiç, öylesin indim içe. Yalan demeyi beceremiyorum, memmi değil mi? Oğlum, söyle şunu. Yoksa bu zararlı, işlediğin, işlemediğin tüm suçları öttürür. Bu adama, vallahi jandarma dayağından beter bunun içerisi. Söyle kimlerden ısınmış? Zengin mi? Bizim gibi görgülü bir aile mi? Ya vermek yok. Kızı içedeki liseye yazdırdım. İyi. Liseye iyiydi. Ne? Kızı. Suzan'ı mektebe mi yazdırdın? Vış. Adostlar yetişin. Benim kardeşim deliymiş. Lan senin kafende romatizma mı var? Ne olmuş ya? Kim ölmüş? Kim ölmüş? Aman komşular, kapkaraklığın Suzan arabaya çiğnenmiş. Koşun, koşun. Yok kız, Sultan gece su dökmeye giderken yatıra basmış. Cinler de çarpıvermiş, ağzı yüzü yamuluvermiş. Göz vardı onda göz. Ana, koş koş, Suzan ablamı kaçırmış eşkıyalı. Anam, kaçırırlar tabii, belliydi valla. Serpilince artist gibi olduydu. Çeşme başında onu cille, bunu cille. Böylesini rahat bırakırlar mı? Ah kakkaraklarım Mehmet Emin! Beni bak, getiren benim kaptı kaçtığı da götürüverek kızı fırın çocuğa. Bir mis kaynağın düzeli ağzı Yusuf Sultan kızını. Kız sus! Milleti yığdın başımıza ben! Tepesi delik. Yok komşular bir şey. Dağılın dağılın. Yok kız yok. Eşek tekmiş sultanı. Beli kırılmış. Beni bak Mehmet Emin! Kızım beli kırıldıysa getiren benim kaptı kaçtığı da götür öğret çocuğu. Üfürük çocuğu. Bir mıskaynağın düzeyleri beli sultan kızını. Nefesi bek güçlüymüş. Hocanın sırtta yatalak gelenler eşip yüreği veriyormuş. Ya cavlak Cafer ya. Ya bıngılık Hüseyin. Yok vallahi bir şey. Yok bir şey o kadar feryat ederseniz. Bir şey olunca ne olacak? Sen söyle. Senin kayınbiraderin kız 70'lik Musa dayıya kaçmış. Yok anam yok. Bu kız ceyizleri alıp artist olacağım diye İstanbul'a eşip yürüyüvermiş. Bobslara katılacakmış. Ulan şunu bak be. Bir dakikada kulaktan kulağa haberin geldiği noktaya bak be. Ağla, komşula. Yok öyle şeyler. Kaçmak, göçmek, guma muma. Ben kızı liseye yazdırdım o kadar. Evet, kızım, Suzan'ım şu çarkı girsin, okusun diye liseye yazdırdım.
deyip dururum ben. Göz bağıştı. Ne gözü? Ne sözü? Öğretmeni beni ikna etti. Bu kız üniversiteler okur diye. Ben de gidip yazdırdım işi. Ne ettin Mehmet Emin? Kötü örnek mi teşkil edeceksin bizim kızlara da? Yeğenimin, Suzan'ımın başını yakacaklar bununla. Elin inekleri gova gova süt getiri. Bizim inek kuyruğuna pislik getiri. Ana, ben de büyüyünce kuyruğumdan pislik getireceğim mi? O olmazsa o zaman liseye gideceğim mi? Sus kız, ağzından yer alsın. Bu ben bacaklarını kırar, ellerinden amuda kalkıp gidersin liseye. Eski köye yeni adet. Olur mu canım öyle şey? Kız kısmı evinin kadını olur, o kadar. Dinimizce günah. Kız kısmı akıl bani olunca 14'ün evlenir. Dininim. Sen dinsiz misin ama benim? Öl ama benim. Bu kafalar, bu örümcek bağlamış kafalar başka nasıl karanlıktan kurtulur? Okuyarak, okutarak Peygamber Efendimiz ne demiş? Beşikten mezarı oku dememiş mi? E canım oku demiş de git de kızı liseye mi yazdır demiş. Vallahi ben mecburiyet. Jandarma baskısı olmasa ilkokula da göndermem benim kızı da. Mecbur, el mahkum. Ya komşular, azıcık sakin olun ya. Bitmeyin bu kadar onun üstüne. Ana, benim başıma da daş yağacak mı? Kız sus, şimdi yumruğu kapalıydı, daşa gerek kalmayacak. Yok yok ha dostlar, benim kardeşim kafeyi bir hoş etmiş. Ben biliyorum, gelin böyle yapıyor bunu. Beş agada okudu ya aspam. Okudu da kızı katip mi yapacaksın? Tövbe tövbe, çoluk çocuğun yanında. Okusa fena mı olur? Köye doktor, öğretmen olarak gelse fena mı olur he? Bu köyde görülmüş şey değil valla. Mehmet Emin, kendini düşünmüyorsun, kızını düşünmüyorsun. Ulan, mahallenin namusunu düşün. Olacak şey mi seninki? Git Mehmet Emin, kızına güzel tarifler var. İyi başlık ver orduda. Yapmasa bir, öğret öğret yaşarsınız. Bana da çok başlık pahası verirler mi ana? Hele bir 14'üne gel, kurutulacağım senin bu cerenden. KDV'de, OTV'de, hatta TRT payını almayacağım isteyenlerden. Bak, hepimiz namuslu insanlarız. Sen Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun. Evin başına yıkılacak. Yıkılmasa da yıkacaklar mi değil mi? Olur mu? Tamam. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bu baskıyla ne edeceğimi ben de şaşırdım. Ya bu yoz film aynen oynanmaya devam edecek? Ya da birisi bunun kader değil, tercih olduğunu söyleyip bir yerden başlaması gerekecek. Ya da bu diyardan gidilecek. Kardelen Ayşe, Kardelen Ayşe, ne yapıyorsun bize söyle. Hayalimi yazıyorum, öğretmen olmak istiyorum. Hoşçakalın.